Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere geniş açıyla, çok beklediğiniz geniş açıyla karşınızdayım. Ee, i̇lk başta fark etmediniz değil mi? Ee, bu arada bir jiroskop neden kapalı? Jiroskopu açalım şöyle. Ee, i̇lk başta fark etmediniz değil mi? Tabletten oynadığımı falan sandınız ama e, ben şu anda tabletten oynamıyorum. Telefondayım arkadaşlar ve bildiğiniz üzere ben telefonda jiroskop kullanıyorum. Tablette kullanmıyorum. Orada aslında anlamış olmanız lazım. Neyse, bu şu anda görmüş olduğunuzda tabletteki gibi geniş e, gösteriyor. E, bunu nasıl yaptım? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yalnız arkadaşlar, videoya geçmeden önce şöyle bir like atmayı unutmayalım çünkü bu videoda sizlerden bomba like bekliyorum. Bu videoyu bayağıdır bekliyordunuz. Ben de sizleri bekletmemek adına e, çekiyorum. Normalde bunun ikinci bir videosu da gelecek çünkü bu e, config olarak gelmiyor arkadaşlar sizlere. Bunları da anlatacağım sizlere nasıl yapabileceğinizi en kısa zamanda da config'i sizlere hazır halde vereceğiz. Bu arada halen kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve abone ol butonundaki bildirimizini açmayı unutmayın arkadaşlar. E, açtığınız zaman video attığımız anda size bildirim geliyor. Oo. Bu arada arkadaşlar şu anda kuzenimin telefonundayım. E, hassasiyet falan yapmadım yani. Sprey atamazsam kusura bakmayın. Benim yani biraz güzel hassasiyeti var ama benim olmadığım için çok da güzel değilmiş. <laughs> evet kardeşlerim şöyle sizlere biraz geniş açı nasıl bunları göstermek istiyorum. Bakın ayağımı falan görebiliyorum. Normalde e, bunu göremiyorsunuz arkadaşlar. E, bu geniş açıyla daha rahat görebiliyorsunuz ve butonları çok büyütüyor arkadaşlar. E, rahatlıkla butonlara basabiliyorsunuz Şöyle bir saniye Dikiz ateşi de açalım Çünkü çoğu şeyi e, Bunu yaptıktan sonra kapandı hmm, Bir saniye Heh. Şimdi bakın Dikiz ateşi normalde sizde Bu kadar büyük olmuyor Hatta şunu da açalım e, Şunu ben çok kullanıyorum çünkü Bu arada bazılarının soruyor Şu nasıl açılıyor Bende yok falan böyle göstermiş Olup burada da ne Abi telefonla kuzenimin alsalse yeterleri biraz kötü gibi ya. Neyse ben ayar yapmadım arkadaşlar dediğim gibi videoyu hızlıca çekmem lazımdı. Benim telefonda da PUBG Mobile silmiştim, yüklemedim. E, üşendim tekrar yükleme ve kuzenimin telefondan telefonundan girdim. Ee, geniş açıyı şöyle biraz sizlere göstermek istiyorum. Siz de o arada like atmayı unutmayın. İlerleyen dakikalarda nasıl kurulacağını ve e, bunun faydaları nedir, zararları nedir bunlardan bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonra kimsenin başarmasın arkadaşlar. Çünkü bazı yararları var, bazı zararları var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bakalım 3x hassasiyet anısı bir 3x'e spray atmak istiyorum. Abi çiksiz fena değil. Parmak desteği yapmadan sprey attım bu arada. Oo, oo. Onun dışında kardeşlerim fazla da denecek bir şey yok. Ee, bu videonun başında biraz konuşayım. İlerleyen dakikalarda kurulumunu göstereceğim. bu arada elim mikrofon çarptık süre bakmayın. Kardeşlerim öncelikle biz bu geniş açı olayını GFX sol üzerinden yapıyoruz. GFX sol nedir? E, kasmaları düşürmeye yarayan, çözünürlüğünüzü değiştirmeye yarayan, FPS kilitlerinizi açmaya yarayan bir, bir program. Ama bu program PUBG Mobile tarafından yasaktı. Programı kullandığınız takdirde ve sizi biri bildirdiği zaman ban yeme ihtimaliniz çok yüksek. Başta bu uyarıyı yapıyorum. E, o yüzden dikkat edin yani ban yememeyi dikkat edin. Ban yerseniz sonradan işte ben ban yedim senin yüzünden oldu bu yorumlar falan gelsin istemiyorum. Çünkü ben baştan uyarıyı yaptım arkadaşlar. hazır konfig gelene kadar bununla idare edin. Yani dediğim gibi GFX sol üzerinden yaptığımız için ban yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu arada bu vereceğim ayarlar sizlere kasmayı da düşürüyor yani. Böyle akıcı bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu arada oynadığım cihaz cidden kötü bir cihaz. A1'den oynuyorum. E, A1'den oynadığım için sıkıntı çıkıyor yani kasma oluyor. Ama GFX sola dediğim gibi kasmayı düşürebiliyoruz ama dediğim gibi ban sıkıntısı var. E, GFX Sol'un eksi bir yönü daha var. Ping sorununu düzeltmiyor arkadaşlar. Bizim konfiglerimiz ping sorununu düzeltiyor. Fakat GFX Sol düşürmüyor dediğim gibi. Samsung, Xiaomi, bile bir de Huawei olması lazımdı. Diğer telefon markalarını bilmiyorum. Bu üç telefonda bu özel özelliği kullanabilirsiniz. Ama diğer bu üç telefonda bu özelliği kullanabilirsiniz. Markada pardon telefon demişim. Samsung'larda, Xiaomi'lerde, Huawei'lerde. Huawei'den tam emin değilim ama Xiaomi ile Samsung'larda bu özelliği kullanabiliyorsunuz onu baştan söyleyeyim her cihazda olmuyor. Yani Sony'dir veya herhangi bir Android cihazdır olmuyor. Huawei'den de tam emin değilim ama Samsung'la Xiaomi'de kesinlikle oluyor arkadaşlar. En kısa zamanda da geniş açı konfigini hazır halde sizlere vereceğiz. Yani bir hafta sonra falan gelecek büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar 17.0 güncellemesi geldi biliyorsunuz. Ee, Konfikler geldi fakat bizim kanalımıza yayınlanmadı ee, ekip olarak e, dedik ki bu seferlik buz PUBG mobil kanalında paylaşalım e, açıklama link kısmına linki bırakacağım. Buz PUBG Mobile kanalına abone olup e, Config videosuna oradan Config'lere erişebilirsiniz. Bu arada o videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Orada 17.0 Config'lerini sizlere verdik. E, kasmaları. Bu arada yeni bir oyun motoruna geçtik. Yani Config'ler eskisinden daha iyi artık. E, Super e, Engine Motoruyla yani Super Engine Game Booster Olması lazımdı. Bu motorla çalışıyoruz artık ve daha sağlam konfikler üretiyoruz. Kasmalardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Buz PUBG mobil kanalı açıklama kısmında bulunuyor. Oradan kanalı gidip abone olup videoya erişim sağlayabilir ve 17.0 konfiklerini oynayabilirsiniz. Evet kardeşlerim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi kuruluma geçelim. İndirilim videosu da açıklama kısmında bulunacak. Çünkü indirimi de anlatmak istemiyorum. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şimdi kuruluma geçelim. Evet kardeşlerim şu anda telefonumuzun ana ekranındayız. Burada ne yapacağız? Hemen hızlıca olaya gireceğim çünkü fazla uzun tutmak istemiyorum. Buradan ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra telefon hakkında kısmına geleceksiniz. Buraya bastıktan sonra yazılım bilgilerine geleceksiniz. Buradan yapım numarasına 7 kere tıkladıktan sonra geri çıkacaksınız ve 7 kere tıkladıktan sonra sizlere geliştirici seçenekleri aktif olacak. Geliştirici seçeneklerine girdikten sonra en aşağıya iniyoruz. Bu arada Samsung'da anlatıyorum bunu. Samsung'larda böyle yani Xiaomi'de veya Huawei'de nasıl e, aktif oluyor bilmiyorum ama YouTube'a e, ama YouTube'a yazarak bulabilirsiniz. E neyse bu e, etkinlikleri yeniden boyutlandırma boyutlandırabilmeyi zorlayı aktifleştiriyorsunuz. Bazı telefonlarda direkt aktif olabiliyor. Ee, bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatıp açın arkadaşlar. Yeniden başlatıp açtıktan sonra GFixTol'a girin. GFixTol'a geldikten sonra arkadaşlar buradan e, sürümünüzü seçiyorsunuz. Çözünürlüğünüzü bu ya da bu yapacaksınız. Çok kasıyorsa bunu yapın. Fazla kasmıyorsa da e, bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra şu ayarları da mesela Şöyle göstereyim. Şunu. Ayarları böyle yapın arkadaşlar. Tek tek göstermek istemiyorum. Ayarları böyle yaptıktan sonra accept deyin. Accept dedikten sonra şu aşağıda run game var. Görmüş olduğunuz gibi. Run game'e bastığınız anda şu şeye basacaksınız. Hani uygulamalar menüsüne geçiyor ya. Run game'e bastık. Sonra buna bastık. Tamamdır. Telefonu bu arada tekrar basacaksınız. Ha, PUBG'ye girmesin. Telefonu bu arada ekran döndürme açıp yapın bunu. Ekran döndürme açıp yapmazsanız sıkıntı çıkabilir. Buraya geliyorsunuz ve arkadaşlar burada yukarıda PUBG Mobile'in logosuna tıklıyorsunuz. Logoya tıkladıktan sonra bölünmüş ekran görümüne görümünde aç diyor. Buna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra sağ tarafta herhangi bir panel herhangi bir panele tıklıyorsunuz ve bu sekmeyi şöyle en küçük hale getiriyorsunuz. Daha küçüğü de oluyor direkt kapatıyor. Sonra e, en küçük hale getirdikten sonra Tencent Games'in üstüne bir kere tıklıyoruz arkadaşlar ve oyunumuz açılacak. Oyunumuzun açılmasını bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz arkadaşlar oyun açıldı. Oyun açıldıktan sonra bu mavi şeride şöyle pardon çekemedim. Niye çekilmiyor? Mavi şeridi çekip oyunu büyütüyorsunuz arkadaşlar. Oyunu büyüttükten sonra ve iPad görünümüne iPad görünümüne oyunumuz geçiyor ee, buna iPad görünümü de diyebilirsiniz 4'e 3 boyut da diyebilirsiniz geniş açı da diyebilirsiniz her şeyi diyebilirsiniz arkadaşlar ee, Bu videoda bu kadardı elimden geldiğince sizlere öğretmeye çalıştım yapılışı bu eğer kafanıza takılan bir soru olursa, yapamadığınız bir şey olursa açıklama kısmındaki Discord sunucumuzdan gelip canlı destekte sorularınızı yanıtlayacağız arkadaşlar. Her neyse kardeşlerim bu videoda bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olabilir ve abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açarsanız da atacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videoda sizlerden bomba like bekliyorum. Yakında hazır config gelecek. 17.0 configlerine de buz PUBG Mobile kanalından erişim sağlayabilirsiniz. Her neyse kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.